Fransa, Azerbaycan'la gerilim yaşayan Ermenistan'a desteğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Kolona, Ermenistan'a askeri teçhizat göndermek için anlaşmalar imzalamayı kabul ettiklerini duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade, Fransız bakana tepki gösterdi. Dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa'nın maskesi düştü, dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la bir araya geldi. Fransız bakan, Ermenistan'a askeri teçhizat göndermek için anlaşmalar imzalamayı kabul ettiklerini açıkladı. Fransa'nın Ermenistan'a desteğinin devam edeceğini belirten Colonna, ülkesinin Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusunda teyakkuzda olacağını savundu. Kolona'ya cevap Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade'den geldi. Hacızade, dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa'nın maskesi düştü ifadelerini kullandı. Hacızade, Azerbaycan'ı suçlayan Kolona'nın söylemlerinin barışa hizmet etmediğini belirtti. Birleşmiş Milletler heyeti ise 30 yılın ardından Karabağ'a gitti. Burada inceleme yapan heyet, Ermeni sivillere şiddet uygulanmadığını açıkladı, sivil altyapıya zarar verilmediğini de teyit etti. Karabağ'dan gelen bir görüntü ise Ermenilerin inançlara yönelik saygısız tutumunu ortaya koydu. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, bir caminin Ermeniler tarafından ahır olarak kullanıldığını gösteren görüntüleri yayınladı. Karabağ bölgesindeki sözde rejimin elebaşlarına yönelik operasyonlar da devam ediyor. Hocalı katliamı sanıklarından Vitali Balasanyan yakalandı. Karabağ'daki sözde yönetimin son başkanı Araik Harutyunyan da yakalanarak Bakü'ye götürüldü. Sözde Ermeni yönetimin devlet bakanlarından Ruben Vardanyan, Dışişleri Bakanı David Babayan ve Savunma Bakanı Liova Mnatsakanyan Ermenistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.